Mor Menekşe bu yıl ligde çok kötü günler geçiren Çetin Kaya'yı konuk ediyor. Kale ceza bahçesine yapılan ortada vuruş kalecide kaldı. Çetin Kaya maça hızlı başladı. Şerman ceza bahçesine giriyor. Arkadan bir hareket penaltı diyor Fehim Dayı. Yusuf'un yaptığı harekete yerde kalan isim Şerman. Kartını çıkaracak şimdi Fehim Dayı ve kırmızı kart çıkarıyor bu pozisyonda. İtirazlar var Mor Menekşe oyuncularının, ağır bir karar olarak değerlendiriyor Mor Menekşe oyuncuları ceza alanı içerisindeki harekete. Yusuf'un da itirazları devam ediyor. Çetin Kaya geride kalan 7 haftada henüz galibiyeti tatmış değil. 3 puana hasret bir takım. Kötü günler geçiriyor. Başkanı yok. Ve tabii ki bu arada bugün maç öncesi Mehmet Tatar başkanlığa aday olacağını açıkladı. Ve yeni yönetim kurulu Çetin Kaya futbolcularına maç yemeği verip futbolcularla birlikte olduğu, bu da Çetin Kaya'ya bir moral olduğunu düşünebiliriz. Topun arkasında golcü isim Hüseyin Küspeci var. Hüseyin geliyor, kalede devrim, vuruşu devrimden de sevkiyor ve top ağlarla buluşuyor. Çetin Kaya 1-0 öne geçiyor. 6. dakikada bu Çetin Kaya adına önemli bir gol, çünkü rakip Mor Menekşe'de 10 kişi kalıyor Yusuf'un savunmada kırmızı kart görmesiyle. Hüseyin vuruyor, kaleci devrim çeliyor ama top ağlarla buluşuyor. Mor Menekşe geride kalan 7 haftada iyi bir çıkış göstermişti. Geçtiğimiz hafta ilk mağlubiyetini Serdar'la deplasmanında aldı Mor Menekşe. Şimdi Mor Menekşe atağı var. Sağ taraftan Çetin Kaya savunma adamlarının üzerine gitmeye çalışıyor. Yerde kalıyor. Pozisyona faul düdüğü çalıyor. Fehim Dayı itirazları var Sercan'ın. Ancak çıkan bir sarı kart var bu pozisyonda. Ceza içerisinde yapılan orta. Savunma uzaklaştırmaya çalışıyor Çetin Kaya'da. Yine Mor Menekşe hata. Mehmet Fuat'la ceza üzerinde Fehim Dayı yine faul düdüğünü çalıyor. Mor Menekşe tehlikeli bir noktadan ceza üzerinden kullanacağı bir faul atışı var. Geliyor topun üzerine. Vuruş Cemil'den ama savunmadan dönüyor. Mor Menekşe 1-0'dan sonra 10 kişi kalmasına rağmen gol pozisyonu arayan taraf ama Çetin Kaya'da kontrol ataklarla rakibi üzerine gitmeye çalışıyor. Şerman yine ilk goldeki penaltıyı kazandığı pozisyonda bu kez kaleyi düşünüyor ve vuruşu, skor 2-0 oluyor. Çetin Kaya Mor Menekşe deplasmanında 2-0 öne geçiyor. İlk golde penaltıyı kazandırmıştı Şerman. İkinci golde pozisyonu hazırlayıp ve golü atan isim oldu. Offside itirazları da var bu pozisyonda ancak Şerman topu ağlara göndermeyi başardı. Çetin Kaya 2-0 öne geçti. Mor Menekşe deplasmanında Mor Menekşe Yusuf'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi